Stefan Zweig Geç Ödenen Borç Seslendiren Mustafa Atik Sevgili eski dostum Alan, bunca yıl sonra benden bir mektup aldığında şaşıracaksın, biliyorum. Sana son yazdığımdan bu yana beş, hatta altı yıl geçmiş olmalı. Sanırım küçük kızın evlendiğinde kutlamak için yazmıştım. Bu kez sebep bir kutlama değil ve seni tuhaf bir rastlantının tanığı yapmak isteyişimi belki de garipseyeceksin. Fakat birkaç gün önce başıma gelenleri bir tek sana anlatabilirim. Sadece sen anlayabilirsin bunu. Bunları yazarken elimde olmadan duraksıyorum. Kendim bile hafiften gülümsüyorum. Daha 15-16 yaşlarında okullu kızlarken eve dönüş yolunda veya sınıfta otururken bir sırrımızı birbirimize açacağımızda aynı şeyi söylemez miydik Bunu sadece sen anlayabilirsin ve gençliğin o tazeliğiyle malum kişiyle ilgili bütün ayrıntıları paylaşmak için birbirimize törenle söz vermemiş miydik Bütün bunların üzerinden artık çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman geçti Fakat bir kez söz verildi mi her zaman geçerliliğini korumalı. Geç de olsa sözümü tuttuğumu göreceksin. Olaylar şöyle gelişti. Bu yıl ağır ve zorlayıcı bir dönem geçirdim. Kocam başhekim olarak R'deki büyük hastaneye atanmıştı. Tüm taşınma işini tek başıma halletmek zorunda kaldım. Bu arada damadım kızımı da alıp bir iş yolculuğu için Brezilya'ya gitti üç çocuklarını bize bıraktılar. Hepsi de birbirinin ardından kızıla yakalandı. Onlara ben bakmak zorunda kaldım. Bu kadarla da kalmadı. Bir de eşimin annesi öldü. Bunların hepsi birbirine karıştı. İlkin bu zorlu işin altından cesurca kalktığımı düşündüm. Fakat bir şekilde sandığımdan fazla yıpranmış olmalıyım ki bir gün eşim beni hiç konuşmadan uzun uzun inceledikten sonra şunları söyledi Artık çocuklar da sağlıklarına kavuştuklarına göre sanırım kendi sağlığın için bir şeyler yapmanın zamanı geldi Margaret Aşırı yorgun görünüyorsun. Kendini fazla zorladın. Temiz havada bir sanatoryumda 2-3 hafta geçirmek seni tekrar forma sokacaktır. Eşim haklıydı. Çok bitkindim kendimi itiraf ettiğimin de ötesinde. Bunu bazen konuklar geldiğinde bir saat sonra artık onlara kulak veremez oluşumdan fark ediyordum. Ve eşim yeni görevine başladığından beri hep göz önündeydik. Ayrıca sürekli ziyaretlerde bulunmak zorundaydık. Gündelik işlerde de sık sık en basit şeyleri unutuyor ve sabahları yataktan kalkabilmek için kendimi zorluyordum. Eşim doktor olarak edindiği o net görüşle bendeki bedensel ve ruhsal yorgunluğu doğru saptamıştı. İhtiyacım olan tek şey iki haftalık bir dinlenmeydi gerçekten de. İki hafta boyunca mutfağı, çamaşırı, yapılacak ziyaretleri, gündelik işleri düşünmemek, sürekli anne, büyük anne, ev kadını, başhekim eşi değil de kendim olmak bana iyi gelecekti. İyi bir rastlantıyla Dul kız kardeşimin o sırada bizde kalacak zamanı vardı. Böylece benim yokluğumda her şeyle ilgilenebilecekti. Ben de eşimin önerisini iç rahatlığıyla kabul edebildim. 25 yıldan beri ilk kez tek başıma evden uzaklaşacaktım. Hatta bu rahatlamanın getireceği tazelenmenin sevincini peşinen yaşamaya başlamıştım. Eşimin sahibiyle çocuklarından beri tanıştığı bir yeri özenle seçmiş olmasına rağmen bu dinlence için bir sanatoryuma önermesine itiraz ettim sadece. Karşı çıkmamın nedeni orada yine de tanıdık insanlarla bir arada olmak, yine nezaketen bazı şeyler yapmak ve sosyal davranmak zorunda kalmaktı. Oysa benim kendi başıma kalmaktan başka bir isteğim yoktu. İki hafta boyunca kitap okumak, yürüyüşe çıkmak, hayal kurmak, rahatsız edilmeden uzun uzun okumak, iki hafta boyunca telefonsuz ve radyosuz yaşamak, konuşmak zorunda olmamak, bir anlamda rahatsız edilmeden kendim olmak istiyordum. Bilincine varmasam da yıllardır özlemini çektiğim tek şey tam bir sessizlik ve dinlenmeymiş aslında. Sonra evliliğimin ilk yıllarında eşimin o zamanlar stajyer doktor olarak çalıştığı Bolzano'da dağların tepesinde kimsenin uğramadığı küçük bir köye yaptığım yürüyüşü hatırladım. Minicik pazar meydanındaki kilisenin karşısında, Trol Alplerinde sık sık rastlanan o tipik köy lokantalarından biri vardı. Duvarları düz toprağın üstünde kalın, iri taşlarla çakılmış kare yapının ilk katında geniş, ahşap çatı çıkmasının altında yayılan ferah verandayı saran asma, Tüm binanın çevresinde sonbaharın kızıllığıyla ateş gibi ışıldıyordu. Ama yine de senin neticeydi. İki yanına sadık köpekler gibi küçük evler ve geniş samanlıklar dizilmişti. Ama binanın kendisi yüzünü dağların bitimsiz manzarasına vermiş, hareketli ve yumuşak sonbahar bulutlarına karşı göğsünü açmış duruyordu. O gün bu küçük lokantanın karşısında içimde bir özlem duygusuyla neredeyse büyülenmiş gibi kala kalmıştım. Bu duygu sana da yabancı değildir eminim. Trenle geçerken veya bir doğa yürüyüşünde uzakta bir ev görürsün ve birden ''Niçin burada yaşamıyorum ki?'' diye düşünürsün. ''Burada mutlu olabilirdim.'' Zaman zaman her insanın bu düşünceye kapıldığını ve bir kez uzun süre bir evden gözlerini ayırmadığında bu imgenin her çizgisiyle zihnine nakş olduğuna inanıyorum. Pencerelerin önündeki sarılı, kırmızılı çiçekler ve üzerinde renkli bayraklar gibi çamaşırların dalgalandığı ahşap verandası, mavi zemin üzerine sarıyla boyanmış, ortalarında küçük kalpler kazılı pencere çerçeveleri ve çatısının tepesindeki leylek yuvasıyla bu evi yıllar boyunca hatırladım. İnsanın olmayacak şeyler hayal ederken girdiği o yarı bilinçsiz, düzsel alemde sadece bir günlüğüne olsun oraya gitsem diye aklımdan geçirdim. Şimdi artık neredeyse yitip gitmiş bu eski düşü yerine getirmenin tam zamanı değil miydi? Dağlardaki o rengarenk ev, toplumsal dünyanın bütün o yorucu konforunun, telefonunun, radyonun, konukların ve formalitelerinin bulunmadığı o kır evi aşırı yıpranmış sinirlerimi gevşetmek için en uygun yer değil miydi? Bu anıyı tekrar canlandırmakla bile dağların keskin baharlık kokusunu ve otlayan hayvanlarının uzaklardan gelen çıngırak seslerini duyar gibi olmuştum. Bunları hatırlamakla bile cesaretim tazelenmiş iyileşmeye başlamıştım. Bu, aklımıza hiç nedensiz düştüğünü sandığımız ama uzun süredir bastırılmış, derinlerde bekleyen isteklerinin kendini göstermesinden başka bir şey olmayan fikirlerden biriydi. Yıllar önce bir kez görmüş olduğum o küçük evi, ne kadar çok hayal ettiğimi bilmeyen eşim, önce <laughs> hafifçe gülümsediyse de oradaki insanları arayıp soracağını söz verdi. Üç odalarının da boş olduğunu, hangisini istersem seçebileceğimi bildiren bir yanıt aldık. Daha da iyi diye düşündüm. Ne bir komşum olacaktı, ne de istenmeyen sohbetler. İlk gece treniyle hemen yola çıktım. Ertesi sabah tek atlı bir köy arabası beni ve bavulumu acelesiz bir yolculukla dağa çıkardı. Her şey mükemmeldi. Daha iyisini hayal edemezdim. Açık renk camdan basit mobilyalarla oda da ışıltıyordu. Başka konuk olmadığından sadece bana ait olan verandanın manzarası karşımda sonsuzluğa doğru uzanıyordu. Pırıl pırıl olmuş tertemiz mutfağa bir bakış atmakla deneyimli bir ev kadını olarak orada en iyi şekilde ağırlanacağımı anlamıştım. Kır saçlı, zayıf bir kadın olan trolli, cana yakın pansiyoncum konutlardan gelecek bir rahatsızlıktan endişe etmeme hiçbir şekilde gerek olmadığını bir kez daha vurguladı. Her akşam yediden sonra katip, jandarma komutanı ve birkaç komşu daha şaraplarını içip sohbet etmek ve kağıt oynamak için lokantaya geliyorlardı. Fakat hepsi sakin insanlardı. Saat 11 olunca da herkes dağılıyordu. Pazar günleri kilise çıkışı ve belki öyle sonrası da biraz hareketli geçiyordu. Çünkü çiftliklerden ve meralardan gelenler oluyordu. Fakat sesleri benim odama kadar ulaşmazdı. Odamda daha fazla zaman geçiremeyeceğim kadar güzel bir gündü. Yanımda getirdiğim birkaç parça giysiyi çıkartıp yerleştirdim. Sonra yanıma almak için biraz iyi cins esmer köy ekmeği ve birkaç dilim soğuk et hazırlattım ve çayırlarda yürümeye başladım. Gittikçe yükseklere çıktım. Manzara ayaklarımın altında uzanıyordu. Vadide köpürerek akan dere, çamların tepeleri, hepsi benim kadar özgürdü. Güneşin gözeneklerimin içine kadar işlediğini hissederek yürüdüm de yürüdüm. Bir saat, iki saat, üç saat ve alplerin en yüksek çayırlarına kadar çıktım. Orada yumuşak, sıcak çimenlerin üzerine uzandım ve arıların vızıltısıyla, rüzgarın hafif ritmik ısıyla gelen büyük bir huzurla sarmalandığını hissettim. Onca zamandır özlediğim bu huzurdu işte. Gözlerimi mutlulukla yumup hayallere daldım. Sonra uyumuşum. Ama ne uyuduğumun ne de ne zaman uyuduğumun farkına vardım. Ancak bedenimde bir soğuma hissedince uyandım. Neredeyse akşam olmuştu. Beş saat kadar uyumuş olmalıydım. Ne kadar yorulmuş olduğumu ancak o zaman anladım. Fakat kanım canım tazelenmişti bile. Sağlam, güçlü adımlarla iki saatte geri döndüm. Pansiyoncu kadın kapının önünde bekliyordu. Kaybolmuş olabileceğimi düşünüp biraz da endişelenmişti. Bana hemen akşam yemeğimi hazırlamayı önerdi. Adam akıllı acıkmıştım. Yıllardan beri hiç böyle bir açlık hissettiğimi hatırlamıyordum ve kadının peşinden memnuniyetle küçük lokantaya girdim. Burası loş, alçak tavanlı bir mekandı. Ahşaplı döşeliydi ve kırmızılı, mavili kareli masa örtüleriyle duvarlarda asılı teke boynuzları ve çaprazlanmış av tüfekleriyle çok rahat görünen bir yerdi heybetli, mavi çini soba, o sıcak sonbahar gününden yakılmamış olmakla birlikte mekanda hoş bir sıcaklık yayılıyordu. İçeride oturanlar da insanlardı. Dört masadan birinde jandarma subayıyla, maliyeci ve katip, her birinin yanında birası, kağıt oynuyorlardı. Diğerlerinde güneş yanığı, sert yüzeyleriyle köyden birkaç kişi kollarını masaya dayarak yayılmışlardı. Bütün Trollüler gibi az konuşuyor. Ara sıra uzun saplı porselen pipolarını tutturuyorlardı. Gün boyu sıkı çalıştıkları ve şimdi sadece dinlendikleri belli oluyordu. Düşünmek için de, konuşmak için de fazla yorgundular. Bu dürüst, namuslu köylülerin çizgileri, gravürlerdeki gibi sert yüzlerine bakmak insana iyi geliyordu. Üçüncü masada arabacılar oturmuş, küçük yudumlarla sert buğday şınapsı içiyorlardı. Onlar da yorgun ve sessizdiler. Dördüncü masa benim için hazırlanmıştı ve az sonra temiz dağ havasındaki yürüyüşten sonra böylesine müthiş ve sağlıklı bir açlık hissediyor olmasaydım yarısını bile bitiremeyeceğim dev porsiyon bir et yemeğiyle donatıldı. Okurum diye yanıma odamdan bir kitap almıştım. Fakat bu dingin ortamda dost insanların arasında oturmak o kadar huzur vericiydi ki. Varlıkları insanı hiç daraltmıyor, yük olmuyordu. Bazen kapı açılıyor, içeriye sarı saçlı bir çocuk girip anne babası için bir testi biri alıyor, köyden biri geçerken uğrayıp tezgahta bir bardak içip gidiyordu. Bir kadın geldi. Tezgahın başında çocuklarının ve torunlarının çoraplarını yamamaya, ponsiyoncu kadınla alçak sesle bir şeyler konuştu. Bütün bu geliş gidişlerde insanın seyrederken oyalandığı ama yüreğini yormayan muhteşem, sakin bir ritim vardı. Ve ben bu rahat ortamda kendimi olağanüstü iyi hissediyordum. Böylece belli bir şey düşünmeden hayallere dalarak bir süre oturmuştum ki saat 9'a gelmiş olmalı. Kapı yeniden açıldı. Fakat bu kez Köydekilerin rahat, ağır temposuyla değil, kapıyı aniden sonuna kadar açan adam hemen tekrar kapatmak yerine sanki içeriye girmeye karar vermemiş gibi bütün kapıyı kaplayarak bir an eşikte durdu. Daha sonra, diğerlerinin aksine büyük bir gürültüyle kapıyı kapattı. Dört bir yanına göz gezdirerek yankılı, kalın bir sesle "Tümleten merhaba beyler." diyerek selam verdi. Köydekilerin tarzına uymayan bu yapay selam hemen dikkatimi çekti. Bir trol köy lokantasında insanlar birbirlerini şehirlere özgü beyler hitabıyla selamlamazlar. Zaten içeridekilerin de bu gösterişli hitaptan pek hoşnut olmadıkları belliydi. Kimse başını kaldırmadı. Pansiyoncu kadın kayıtsızca elindeki gri yün çorapları yamamayı sürdürdü. Sadece arabacıların masasında biri belli belirsiz selam diye mırıldandı. Bu ses tonuyla. Şeytan götürmüş demiş de olabilirdi. Hiç kimse bu konuktaki tuhaflığı şaşmış görünmüyordu. Ne var ki yabancı dostça sayılmayacak bu karşılanmada pek etkilenmedi kenarları biraz fazla geniş ve eprimiş şehirli işi şapkasını ciddi bir tavırla ağırdan alarak teke boynuzlarından birini astı ve hangisine oturacağına karar vermeden masalara tek tek göz gezdirdi. Hiçbirinden bir davet gelmedi. Kağıt oynayanlar kendilerini dikkat çekici bir ilgiyle oyuna kaptırmışlardı. Diğer masada yayılmış olan çiftlerse yer açmak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Ben de bu yabancının tuhaf tavırlarından ve konuşkan biri olabileceğinden biraz rahatsız olarak aceleyle kitabı açtı. Bu durumda adam için göze çarpacak kadar ağır ve hantal bir yürüyüşle tezgahın başına gitmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Bir bira güzel hanımefendi, köpüklü ve taze olsun diye epey yüksek sesle sipariş verdi. Böyle süslü bir hitap tarzı bir trol köy lokantasında pek uygun düşmemişti. Ve sade yaşlı bir büyük anne olan pansiyoncu kadın hiçbir haliyle böyle bir komplimana uygun değildi. Bekleneceği gibi bu sözler kadının üzerinde herhangi bir etki yaratmadı. Hiçbir şey söylemeden geniş karınlı, kulplu, porselen bira bardaklarından birini alıp sudan geçirerek bezle kuruladı ve kaba denemeyecek ama tümden kayıtsızca bir tavırla tezgahın üzerine adamının önüne doğru itti. Bar tezgahının tepesine zincirle asılı yuvarlak petrol lambası yabancının tam üzerine denk geldiği için bu ilginç konu daha iyi inceleme fırsatı bulmuştum. 65 yaşlarında olmalıydı, iri yapılıydı ve bir doktor eşi olarak sahip olduğum deneyimle daha içeriye adım attığı anda hemen dikkatimi çeken ayağını sürüyerek hantal hantal yürümesinin nedenini hemen anladım. Bedeninin bir yarısı hafif bir felçten etkilenmiş olmalıydı. Ağzı da bu tarzda biraz eğriydi ve sol göz kapağı belirgin bir biçimde daha düşüktü. Kıyafeti bir dağ köyü için garipti. Buralarda herkesin giydiği yün hırka ve deri tulum yerine herhalde bir zamanlar beyaz olan sarımtırak, bol bir pantolon ve dirsekleri kötü bir şekilde parlamış, üzerine yıllar önce küçüldüğü belli olan bir ceket giymişti. Eğri bağlanmış kravatı, kalınlaşıp pelteleşmiş boynundan siyah bir ip gibi sarkıyordu. Kıyafetinin düşkünleşmiş bir hali olsa da bu adam muhtemelen bir zamanlar etkileyici bir görünüme sahipti. Sık ve dalgalı kırsaçlarının örttüğü bombeli geniş alnının hükmedici bir ifadesi vardı. Ama gür kaşlarının hemen altında çöküş başlıyordu. Kızarmış göz kapaklarının altında bakışları bulanıktı. Gevşek ve kırışık yanakları, pörsüyüp yağ bağlamış boynuna doğru sarkıyordu. Bana ister istemez İtalya'dayken bir kez görmüş olduğum çöküş döneminin o genç dönem Roma imparatorlarından birinin maskını hatırlattı. Onu böylesine dikkatle incelemek için duyduğum güçlü dürtünün nedenini ilk anda anlayamadım. Fakat ona merakımı belli etmekten kaçınmam gerektiğini derhal kavradım. Çünkü herhangi birisiyle bir sohbet girişimi girişmek için sabırsızlandığı belliydi. Konuşma gereksinimi kaçınılmaz gibi görünüyordu hafifçe titreyen eliyle bardağını kaldırıp bir yudum alır almaz yüksek sesle yorum yaptı. Oh muhteşem muhteşem. Sonra çevresine bakındı. Yanıt veren olmadı. Kağıt oynayanlar kartlarını karıştırarak dağıttılar. Diğerleri pipolarını tüttürmeye devam ettiler. Herkes onu tanıyor gibiydi. Ve benim bilmediğim herhangi bir nedenle onunla ilgilenmiyorlardı. Sonunda Adam daha fazla dayanamadı. Birasını alıp çiftçilerin oturduğu masaya gitti. Beyler ihtiyar kemiklerimi dinlendirmem için bana biraz yer açarlar mı? Çiftçiler yerlerinde biraz sıkıştılar. Ama onunla hiç ilgilenmeden adam yarılanmış bardağını bir süre sessizce ileri geri iterek oturdu. Bu arada parmaklarının titremekte olduğunu fark ettim yine. Sonunda arkasına yaslanarak Epey yüksek sesle konuşmaya başladı. Ne var ki kime hitap ettiği belli değildi. Çünkü yanlarında oturduğu iki çiftçi onunla ilgilenmeye niyetleri olmadığını açıkça belli etmişlerdi. Aslında herkese sesleniyordu. Konuşmuş olmak için ve kendi sesini duymak için konuştuğunu hemen hissettim. "Bugün olanlar da ne garipti ama." diye başladı. Sayın kont iyi niyetliydi. Elbette iyi niyetliydi. Söylenecek bir şey yok. Yolda arabasıyla giderken beni görünce durdu. Evet özellikle benim için durdu. Çocuklarla birlikte Balzona'ya sinemaya gidiyordu. Ben de onlarla birlikte gitmek ister miyim diye sordu. Kibar adam elbette. Hizmetleri takdir etmesini bilen kültürlü ve okumuş bir insan. Böyle birine hayır denmez. İnsan nasıl davranacağını bilmeli. Böylece ben de onlarla gittim. Arka koltukta tabii. Sayın Kont'un yanında. Böyle bir beyefendiyle beraber olmak zaten bir onur. Beni de ana caddede reklamlar ve ışıklarla, kilisedeki bir vaftiz töreni gibi şatafatla açılan şu yeni sinemaya götürdüler. Eh, İngiltere'de ve Amerika'daki beylerin neler ürettiklerini ve yüksek ücret karşılığında bize gönderdiklerini niye görmemeli? Bu sinemanın da bir sanat olduğunu söylüyorlar ya, aman şeytan götürsün. Bu arada gürültüyle tükürdü. Diyorum ya şeytan götürsün. Perdede yaptıkları nasıl bir rezalet öyle. Sanat adına bir yüz karası, bir Shakespeare'i, bir göteyi tanıyan dünya alem adına bir yüz karası. Önce renkli hayvancıklarla yapılmış renkli bir saçmalık gösterdiler. Neyse buna bir şey demiyorum. Belki çocukları eğlendiriyordur ve kimseye de bir zarar yoktur. Fakat sonra bir Romeo Juliet yapmışlar ki bunu yasaklamak gerekir. Sanat adına yasaklamak gerekir. Shakespeare'in kutsal dizeleri ve o dizeler kulağa nasıl geliyor biliyor musunuz? Soba borusu gıcırdar gibi. Nasıl allanıp pullanıp rezil etmişlerdi. Eğer beni davet eden kontun hatırı olmasaydı fırlayıp giderdim. Saf altından böylesi bir çamur elde etmek nasıl bir şeydir? Nasıl bir çağda yaşıyoruz? Bira bardağını kavradı, sıkı bir yudum aldı ve öyle bir şiddetle yerine bıraktı ki masa çatırdadı. Sesi artık iyice yükselmişti. Neredeyse bağırıyordu. Günümüzün oyuncuları böyle bir şeyi kabul edebiliyorlar işte. Para için, şu lanet olası para için Shakespeare'in dizelerini makinelerin içine tükürüp sanatı kepaze ediyorlar. Sokakta karşıma çıkacak her fahişe onlardan daha değerlidir. Onlara, bu maymunlara duyduğumdan daha fazla saygım var. Kalkmış bir de o tüysüz suratlarını metrelerce büyüklükte afişlere bastırıyorlar. Ve sanatı katlederek milyonlar kırıyorlar. Bunlar halkı eğitip gençlere bir şey öğretecek yerde yaşayan sözcükleri sakatlıyorlar. Shakespeare'in dizilerini daha haykırıyorlar. Schiller tiyatroyu bir ahlak kurumu olarak nitelemişti. Böyle bir şey kalmadı artık. Günümüzde paradan, o lanet olası paradan başka bir şey geçerli değil. Bir de yapabildiğiniz kadar reklam. Bunu yapmayan yok olup gidiyor. Ama yok olmak daha iyi bu kahrolası Hollywood'da kendini zaten herkes dar layık bence. Dar diyorum. Dar ağacına. Bas bas bağırıp yumruğunu masaya indirmişti. Kağıt oynayanların masasından biri homurdandı. Hay lanet. Aklını başına toplasana. Bu saçma sapan gevelizliklerinden ne oynadığımızı anlamıyoruz. Yaşlı adam bir karşılık verecekmiş gibi dikildi. Feri sönmüş gözlerinde bir an şiddetli ve güçlü bir ışık çaktı. Fakat sonra onlara karşılık vermeye tenezzül etmediğini belirten küçümseyici bir jestle yetindi. Masadaki iki çiftçi pipolarını asılırken o camlaşmış gözlerle bakışlarını yere dikip ağır ve boğucu bir suskunluğa gömüldü. Anlaşılan bu ilk susmak zorunda kalışı değildi. Fazlasıyla korkmuştum. Yüreğim gümbür gümbürdü. Bu horlanan adamda beni etkileyen bir yan vardı. Bir zamanlar çok daha iyi günler iyi günler görmüş olduğunu derhal hissetmiştim. Ne var ki bir şekilde, belki de içmekten, böyle düşkünleşmişti. Onun veya diğerlerinden birinin kavga çıkartabileceğini düşünerek neredeyse korkumdan nefes alamıyordum. Daha yaşlı adamın içeriye ilk girdiği ve sesini duyduğum anda ne olduğunu bilmesem de ondaki bir şeyler beni huzursuz etmişti. Fakat hiçbir şey olmadı. Adam sesini çıkartmadı. Başı giderek eğildi. Gözlerini yere dikti bana kendi kendine bir şeyler mırıldanıyormuş gibi geldi. Kimsenin onunla ilgilendiği de yoktu. Bu arada pansiyoncu kadın mutfaktan bir şeyler almak için yerinden kalkmıştı. Bu fırsattan yararlanarak adamın kim olduğunu sormak üzere peşinden gittim. Ah buradaki düşkünler evinde kalıyor dedi kayıtsızca. Ona her akşam bir bardak bira ikram ederim. Ödecek parası da yok fakat kolay bir insan değildir. Bir zamanlar tiyatro oyuncusuymuş. İnsanların bir zamanlar önemli biri olduğuna inanmamalarına ve saygı göstermemelerine çok kırılıyor. Bazen ona takılır ve bir şeyler oynamasını isterler. O da çıkar saatlerce kimsenin anlamadığı bir şeyler konuşur durur. Bazen ona tütün ikram ederler ve bir bira daha ısmarlarlar. Bazen de alay ederler işte. O zaman çok öfkelenir. Ona karşı dikkatli olmak gerekir. Ama aslında kimseye bir zararı yoktur. Eğer ona 2 3 bira ısmarlanırsa mutlu olmasına yeter. Evet. Zavallının biridir işte ihtiyar Peter. Adı adı ne demiştiniz diye ürpererek sordum. Niçin korktuğumu kendim de anlamadan. Peter Zutrzantler. Babası burada köyde oduncuydu. Bu yüzden onu düşkünler evine kabul ettiler. ''Niçin bu kadar korktuğumu tahmin edebilirsin canım?'' ''Zira akıl almaz bir şeyi hemen hissetmiştim.'' Peter Zuturzan Taylor. Bu düşkünleşmiş, ayyaş, felçli ihtiyar bir oyuncu ve şehir tiyatromuzun Jön premiyası olan bizim için bir üstünlük ve ulaşılmaz simgesi olmuştu. İkimizin de neredeyse çocuk sayılacak küçük kızlarken sen de hatırlayacaksın derin bir hayranlık duyduğumuz deliler gibi sevdiğimiz adamdı bu. İçeriye girdiğinde daha ağzından çıkan ilk sözcüğün içimde niçin bir huzursuzluk yarattığını şimdi anlamıştım. Onu tanımamıştım. Böylesine değişmiş ve bozulmuşken bu düşkünlük maskesinin altında nasıl tanıyabilirdim zaten? Fakat sesinde çoktan geçmişe gömülmüş anıları kapırdatan bir tını vardı. Onu ilk görüşümüz hatırlıyor musun? Taşra kentlerinden birinde Innsbruck'da bizim şehir tiyatrosuna gelmişti. Ve ailelerimiz de klasik bir parça olduğu için tesadüfen onun ilk oyununa gitmemize izin vermişti. Grill Parze'nin Sappuho'suydu. Sappho yüreğini kaldıran yakışıklı delikanlı Puan oynuyordu. Üzerinde eski Yunan giysileri, koyu renk, gür saçlarında çenenkle sahneye çıkar çıkmaz o da bizim yürüklerimizi avucuna almıştı. Bir başka Apollon'du sanki. Daha ilk sözcükler dudaklarından dökülür dökülmez ikimiz de heyecanla titreyerek birbirimizin ellerine sarılmıştık. Orta sınıftan insanların ve çiftçilerin yaşadığı bu şehirde daha önce onun gibi bir erkekle karşılaşmamıştık makyajını ve kıyafetlerini koltuklarımızdan iyice seçemediğimiz bu adam, bize seçkinliğin ve yüceliğin yeryüzüne inmiş timsali gibi gelmişti. Genç bedenlerimizde budala kalplerimiz gümbür gümbür atıyordu. Tiyatrodan çıktığımızda değişmiştik, büyülenmiş gibiydik. Çok yakın iki arkadaş olduğumuz ve bu dostun zarar görmesini istemediğimiz için birbirimize bu adamı birlikte sevmek, birlikte onurlandırmak üzere söz verdik. Ve karışıklık da o an başladı. Hayatımızdaki öne en önemli şey o oldu artık. Okulda, evde, şehirde olan her şey gizemli bir şekilde ona bağlanıyordu. Diğer her şeyi yavan buluyorduk. Artık kitaplar ilgimizi çekmiyordu. Müziği sadece onun sesinde buluyorduk. Sanırım aylar boyunca konuştuğumuz tek konu olmuştu. Her gün onunla başlıyordu. Hangi role çıktığını ve hakkındaki eleştirileri ki hiçbirini yeterince övgü dolu bulmuyorduk. Okumak sabırsızıyla gazeteyi evdekilerden önce ele geçirmek için merdivenlerden koşarak iniyorduk. Hakkında tek bir tatsız sözcük edilmişse ümitsizliğe kapılıyor, başka bir oyuncu övülmüşse ondan nefret ediyorduk. Ah, o zamanki deliliklerimiz o kadar çoktu ki, bugün binde birini bile hatırlayamıyorum. Ne zaman dışarı çıktığını, nereye gittiğini, kimlerle konuştuğunu bilirdik. Ve sokakta onunla dolaşan herkesi kıskanırdık. Hangi kravatlardan, hangi bastonlardan kullandığını bilirdik. Fotoğraflarının sadece evdeki gizli köşelerde değil, dersin ortasında bile ara sıra gizlice bir göz atabilelim diye okul kitaplarımızın kaplarının arasında saklardık. Sınıfta onu düşündüğümüzü birbirimize kanıtlayabilmek için aramızda özel bir işaret dili vardı. Parmaklarımızın alnımıza doğru uzattığımızda bu onu düşünüyorum anlamına geliyordu. Şiir okuyacağımızda ister istemez onun vurgularıyla okuyorduk. Ben bugün bile o zamanlar onun oynamış olduğu parçaları izlerken hala onun sesini dinler gibi oluyorum. Sahne çıkışında onu bekler, gizlice peşine takılırdık. Oturduğu kafelerin karşısındaki bir evin girişine sinip saatlerce onun gazete okuyuşunu seyrederdik. Fakat hayranlığımız o kadar büyüktü ki bu iki yıl boyunca ne onunla tanışmaya ne de konuşmaya cesaret edebildik. Onun için deli olan daha rahat kızlar bir imza için yalvarıp sokakta selam vermeyi bile göze alıyorlardı. Biz böyle bir şeye asla cesaret edemedik. Fakat bir keresinde bir sigara izmaritini fırlatıp attığında kutsal bir nesneymiş gibi yerden aldık ve ikiye böldük. Bir parçası senin, bir parçası benim oldu. Ve bu çocukça purtperestliğin Peres'in onunla ilişkili her şeye aktardık. Ev işlerine bakan yaşlı kadın onunla ilgilenip hizmet edebildiği için bizim gözümüzde çok saygıdeğer bir varlıktı. Bir keresinde pazarda alışveriş yaparken torbalarını taşıdık ve karşılığında bir övgü alınca pek sevindik. Ah, o çocukça hallerimiz. Hiçbir şeyden haberi olmayan şu Peter Stores için ne delikler yaptık. Bugün ileri yaşlardaki aklı başında insanlar olarak yeni yetme kızlar için alışılmış heyecanlar diye görüp rahatlıkla bu delikleri hafifseyerek gülümseyebiliriz. Ama bizim durumumuzda bunun tehlikeli bir hal almış olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Sanırım çocukça bir budalalıkla onu birlikte sevme sözü vermiş olduğumuz için aşkımız böyle abartılı ve saçma biçimde almıştı. Bu her birimizin diğerlerini taşkınlıkta geçme çabasını sürüklüyordu. Her geçen gün biraz daha abartıp düşlerimizdeki bu tanrıyı bir an bile unutmadığımızı gösterecek kanıtlar bulmaya çalışıyorduk. Arada sırada sıradan oğlanlara da kapılıp basit oyunlar oynayan diğer kızlar gibi değildik. Bizim için her şey salt duyguydu ve tek bir noktaya yönelmişti. Bu tutku dolu İki yıl boyunca tüm düşüncelerimiz ona yoğunlaşmıştı. Erken yaşlarda yaşadığımız bu saplantıdan sonra kocalarımızı ve çocuklarımızı berrak, güçlü ve sağlıklı bir sevgiyle sevebilmemize ve tüm duygusal gücümüzü bu anlamsız aşırılıkla yitirmemiş oluşumuza bazen şaşarım. Ama her şeye rağmen bu dönemimizden utanmamıza gerek yok bence. Zira bu insan sayesinde sanat tutkusuyla yaşadık ve o çılgınlığımızın içinde daha yüksek, daha sap, daha iyi olan için tamamen rastlantıyla onun kişiliğinde somutlaşan gizemli bir çekim duyduk. Bütün bunlar çoktandır öylesine uzaklarda kalmış, üzeri öylesine başka yaşantılar, başka duygularla örtülmüştü ki ama yine de Pansiyoncu bana onun ismini söylediğinde şiddetle erkildim. Kadının bunu fark etmeyişi bir mucizeydi. Bir zamanlar hayranlık halesinin ışığı altında gördüğümüz, gençlik ve güzelliğin simgesi olarak öylesine fanatikçe sevdiğimiz bu adamı bir dilenci, atsız sansız bir asalak köylülerin alaya aldığı ve düşkünlüğünde utanç bile duyamayacak kadar erkenden yaşlanmış ve yıpranmış biri olarak görmenin yarattığı şaşkınlık çok büyüktü. O halde hemen içeri dönemezdim. Onu tekrar gördüğümde gözyaşlarımı tutamayabilir ve başka bir şekilde kendime ele verebilirdim. İlkin toparlanmalıydım. Gençimden bir ana olan bu insanın kim olduğunu tam olarak hatırlayabilmek için önce yukarıya odama çıktım. İnsan kalbi öylesine acayip ki bir zamanlar tüm aklıma egemen olan ve tüm ruhumu dolduran bu insanı onca yıl boyunca bir kez olsun aklıma getirmemiştim. Ona ne olduğunu hiç merak etmeden ölmüş olabilirdim. Veya o ölmüş olabilirdi ve benim haberim bile olmazdı. Odamda hiç ışık yakmadan karanlıkta oturdum ve oradan buradan bir şeyler hatırlamaya çalıştım. Başlangıcı ve sonu bulmaya çalıştım ve bir anda bütün o geçmiş, gitmiş zamanı yeniden yaşadım. Uzun yıllar önce çocuklar doğurmuş olan, kendi bedenim yeniden o incecik, oldunlaşmamış genç kız bedenine dönüşmüş ve uyumadan önce onu düşünerek gümbür gümbür atan yüreğimle yatağımın üzerinde oturuyormuş gibi geldi bana. Avuçlarım bir anda sımsıcı, sımsıcacık olmuştu. Sonra beni korkuya düşüren, sana nasıl anlatacağımı bilemediğim bir şey oldu. Bir anda nedenini anlayamadığım bir ürperti tüm bedenimi sardı. Baştan aşağı titriyordum. Yıllardan beri aklıma getirmek istediğim belli bir olay, belli bir anı beni ele geçirmişti. Pansiyoncu kadın onun adını söylediği anda içimden bir şeyin basınç yaptığını hatırlamak istemedim. E, şu Viyanalı profesör Freud'un tanımıyla bastırmış olduğum bir şeyin beni sıkıştırdığını hissetmiştim. Bunu öyle derinlere bastırmıştım ki... Yıllar boyunca gerçekten de hatırlamamıştım. İnsanın dirençle kendisinden bile gizlediği o derin sırlardan biri. O zamanlar senden bile onunla ilgili her şeyi anlatmaya söz vermiş olduğum senden bile saklamıştım bu sırrı. Yıllar boyunca kendimden bile saklamıştım. Şimdi aniden tekrar canlanmıştı. Yakınımdaydı ve ben sana bu insanla o zamanlar aramda geçmiş olanları ancak gençlik budalalıklarının artık çocuklarımıza hatta yakında torunlarımıza kalacağı şu günlerde itiraf edebiliyorum. Bu en gizli sırrımı şimdi sana açıkça söyleyebilirim. Bu yabancı insan şimdi köylülere bir bardak bira karşılığında birkaç dize okuyan haline güldükleri alaya aldıkları bu yaşlı, ezilmiş, düşkünleşmiş komedyen, işte bu adam Elon, müthiş tehlikeli birkaç dakika boyunca tüm yaşamımı ellerinde tutmuştu. Her şey onun elindeydi. Onun keyfine kalmıştı. Bugün çocuklarımı doğurmamış olabilirdim. Kim bilir nerelerde ve nasıl biri olabilirdim. Bugün sana yazan kadın, eski arkadaşın muhtemelen mutsuz bir yaratık olurdu ve hatta aynı olduğu gibi yaşam tarafından ezilmiş, çiğnenmiş biri olurdu. Abarttığımı düşünme sakın. Nasıl bir tehlike atlatmış olduğumu o zamanlar kendim de kavrayamamıştım. Fakat o gün anlamamış olduğum şeyi şimdi net olarak görüyorum ve anlıyorum. Unutmuş olduğum bu yabancı insana ne kadar derinden borçlu olduğumu ancak şimdi görüyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım sana. Sen 16 yaşını bitirmek üzereyken babanın aniden Innsbruck'a tayin edildiğini hatırlayacaksın. Nasıl bir ümitsizlikle odama dalıp hıçkırıklara boğulduğun hala gözlerimin önünde. Benden ayrılmak zorundaydın. Ondan ayrılmak zorundaydın. Hangisi senin için daha zordu bilemiyorum. Onsuz yaşamı yaşamdan kabul etmedin gençliğimizin tanrısını bir daha göremeyecek olman sana arkadaşından ayrılmaktan daha ağır gelmişti belki de. Onunla ilgili her şeyi sana aktarmak için yemin etmek zorunda kalmıştım. Her hafta. Hayır, her gün bir mektup. Hatta koca bir günlük yazacaktım. Bunu bir süre sadakatle yaptım da. Seni kaybetmek benim için de zordu. Başka kime güvenecektim? bu aşırılıkları, ruhumuzun bu çılgınlıklarını başka kime anlatacaktım? Ama buna rağmen o vardı. Ben onu hala görebiliyordum. Sadece bana aitti. Ve bu bütün o acının içinde küçük bir hazdı. Fakat hemen sonra hatırlayacaksın. Hakkında fazla bir şey öğrenmediğimiz o olay meydana geldi. Sutruz'un tiyatro müdürünün karısına kur yaptığını söylendi. Bu bana olaydan bir süre sonra anlatıldı. Şiddetli bir kavgadan sonra istifasını vermek zorunda kalmıştı. Destek amaçlı... Destek amaçlı olarak son bir kez daha sahneye çıkmasına izin verildi. Şehir tiyatrosunda bir kere daha sahne alacaktı ve belki de bu benim onun son görüşüm olacaktı. Bugün geriye bakarak düşündüğümde hayatımda Peter Sturz'un son kez sahneye çıktığını öğrendiğim günkü kadar mutsuz olduğum başka bir gün daha bulamıyorum. Hasta gibiydim. Ümitsizliğimi paylaşabileceğim, güvenebileceğim hiç kimse yoktu. Berbat ve çökmüş halim okulda öğretmenlerimin dikkatini çekti. Evde öylesine asabi ve huzursuzdum ki hiçbir şey anlamayan babam öfkelendi ve ceza olarak tiyatroya gitmemi yasakladı. Ona belki biraz fazla heyecanlı ve ateşli bir şekilde yalvardım. Bu durumu daha da kötüleştirdi. Çünkü şimdi annemi de karşıma almıştım. Çok fazla tiyatroya gitmenin beni gerginleştirdiğini, evde kalmamın daha iyi olacağını söyledi. O an anamdan, babandan nefret ettim. Evet, o gün onlardan nefret edecek, hatta görmeye bile dayanamayacak kadar alçüst olmuş ve deli gibi bir haldeydim. Odama kapandım. Ölmek istiyordum. Genç insanlar için bazen tehlikeli olabilen, ani ve bunaltıcı bir melankoliye kapılmıştım. Koltuğumda donmuş gibi oturuyordum. Ama ağlamıyordum. Ağlayacak kadar ümitsizdim. Düzeltiyorum. Ağlayamayacak kadar ümitsizdim. İçimde bir şeyler buz kesiyor. Sonra aniden yine içim dağ dağlanıyordu kendimi bir odadan diğerine atıp duruyordum. Pencereyi açıp aşağıya avluya baktım. Üçüncü kattan aşağıdaki derinliği ölçüp kendimi atsam mı diye düşündüm. Bu arada durmadan saate bakıyordum. Henüz üçtü. Oyun saat yedide başlayacaktı. O burada son kez sahneye çıkacak ve ben onu izleyemeyecektim. Başkaları onun için coşarken ben orada olamayacaktım. Bir anda kendimi tutamaz oldum anne babamın evden çıkmamı yasaklamış olmalarına rağmen artık onun da değildi. Kimseye bir şey söylemeden fırladım. Merdivenlerden koşarak inip kendimi sokağa attım. Nereye gittiğimin farkında değildim. Kendimi suya atmak veya başka bir saçmalık yapmak gibi hayaller içindeydim sanırım. Sadece onsuz artık yaşamak istemediğinin farkındaydım. Yaşamıma nasıl son vereceğimi bilemiyordum. Bu halde sokaklarda başıboş yürüdüm. Arkadaşlarımla karşılaştığımda selamlarına bile karşılık vermiyordu. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı benim için. Onun dışındaki hiçbir şey mevcut değildi. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendimi birden onun evinin önünde buldum. Acaba eve döner mi diye seninle sık sık karşı kapının gerintisinde bekler veya yukarıyı pencerelerini gözlerdik. Beni oraya sürükleyen belki de bilinçaltımdaki tesadüfen bir kez daha karşılaşma umuduydu. Fakat o görünmedi. Bir sürü ilgisiz insan gelip gitti. Postacı, marangoz, şişman bir satıcı kadın binaya girip çıktılar. Sokaktan hiç umursamadığım onca kişi geçti. Bir tek o gelmedi. Sonrası nasıl oldu bilmiyorum. Aniden bir şey beni çekti. Sokağa koşarak geçip soluk almadan ikinci kattaki dairesine kadar çıktım. Tek isteğim ona yakın olmaktı, biraz daha yaklaşmaktı, ne olursa olsun bir şeyler söylemekti. Bütün bunlar gerçekten de kendimden geçme halinde, açıklamasını yapamayacağım bir çılgınlık halinde oldu. Belki de merdivenlerden koşarcasına çıkmamın nedeni bütün duraksamaları aşmaktı ve daha soluk bile almadan derhal zile bastım. Zilin o tiz keskin sesi bugün bile kulaklarımda, ardından tam bir sessizlik ve deli gibi atan yüreğimin gümbürtüsü. Sonunda içeriden gelen ayak seslerini duydum. Sahneden de bildiğim ağır, güçlü ve coşkulu adamın adımların sesleri. O an aklım başıma geldi. Kapının önünden gerisin geriye kaçmak istedim. Fakat korkudan donup kalmıştım. Bacaklarım felçleşmiş, küçücük yüreğim durmuş gibiydi. O kapıyı açtı ve hayretle yüzüme baktı. Beni tanıdı mı? Kim olduğumu anladı mı? Bilmiyorum. Sokakta her zaman etrafını saran kızlı oğlanlı onlarca yeni yetme hayranı olurdu. Fakat onu en fazla seven ikimiz ürkektik. Karşısına pek çıkmamıştık. Bu kez de karşısında başım eğik duruyor, kaldırıp ona bakmaya cesaret edemiyordum. O ise ne söyleyeceğim bekliyordu. Herhalde etraftaki dükkanlardan birinde gönderdikleri ayak işlerine bakan kızlardan biri sanmıştı beni o derinden gelen yankılı sesiyle e ee, çocuğum ne söyleyeceksin?'' diye sonunda beni cesaretlendirdi. E, ''Ben, ben sadece ama burada söyleyemem ki'' diye kekeledim ve sonra yine susup kaldım. ''O halde içeri geliniz çocuğum, mesele nedir?'' diye hoşgörüyle mırıldandı. Peşinden odasına gittim. Oldukça dağınık görünen geniş, sade bir mekandı. Duvarlardaki resimler kaldırılmıştı. Ortalıkta yarı açık bavullar duruyordu. "Eh, söyleyin hadi, nereden geliyorsunuz?" diye sordu tekrar. Birdenbire yakıcı gözyaşlarıyla birlikte dudaklarımdan şunlar döküldü: "Lütfen burada kalın, gitmeyin. Ne olursunuz? Burada bizimle kalın." Elinde olmadan bir adım geri çekildi. Kaşları yukarı kalkmış, ağzında sert bir ifade belirmişti. Durmadan rahatını kaçıran o yapışkan hayranlarından biriyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Bana kaba davranacağından, çıkışacağından korkuyordum. Çocuksu bir ümitsizlik içinde halimle yüreğini yumuşatmış olmalıyım. Yanına yaklaşarak şefkatle kolumu okşadı. Sevgili çocuğum dedi. Bir öğretmenin öğrencisiyle konuştuğu gibi konuşuyordu. Vedalaşmak zorunda oluşum bana bağlı bir şey değil. Ve artık bunu değiştirme olanağı da yok. Bana bunu söylemek için buraya gelmiş olmanız çok hoş. Gençlik için bir şeyler yapmayacaksak kimin için yapacağız? Beni en çok sevindiren şey her zaman genç insanların desteğidir. Ne var ki zarlar atıldı bir kere. Değiştirmek elimde değil. Fakat söylediğim gibi bir adım geri çekildi. Buraya gelip bana bunları söylemeniz beni çok sevindirdi. Size çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra da hepiniz beni iyilikle anarsınız benimle vedalaştığını anladım. Ve bu içinde bulunduğum ümitsizliği daha da artırdı. Hayır burada kalın diyebildim hıçkırarak. Tanrı aşkına kalın. Ben, ben siz olmadan yaşayamam. Ah çocuğum diyerek beni sakinleştirmeye çalıştı. Fakat ben ona sarıldım. O güne kadar yanına yaklaşmaya bile cesaret edemediğim adama iki kolumla birden sarıldım. Hayır. Ne olur gitmeyin diye çaresizlikle hıçkırdım. Beni yalnız bırakmayın. Beni de yalnız alın. Nereye isterseniz gelirim sizinle. Her yere gelirim. Bana ne isterseniz yapın. Yeter ki beni bırakmayın. O misizlikle ona daha neler saçmalamış olduğumu artık hatırlayamıyorum. Tutkuyla yaptığım bu teklifle kendimi ne kadar tehlikeli bir duruma düşürdüğümü hiç fark etmeden, sanki bu şekilde gitmesini engelleyebilirmişim gibi ona iyice yapışmıştım. O zamanlar ne kadar naif olduğumuzu, bedensel aşkın bize ne kadar uzak olduğunu hatırlarsın. Ama genç bir kızdım ne de olsa, hem de bugün bunu söyleyebilirim artık, sokakta erkeklerin arkasından baktıkları, dikkat çekici hoşlukta bir kız. O da 37, 38 yaşlarında bir erkekti. Bana ne istese yapabilirdi. Gerçek peş, Gerçekten peşinden gidebilirdim. Bana ne yaparsa yapsın direnmezdim. O gün evinde benim delilimden yararlanmak onun için çocuk oyuncağıydı. O an kaderim onun ellerindeydi. Eğer çocuk ısrarımdan adice yararlansaydı, eğer gururuna veya belki de kendi ihtiyacına ya da karşılaştığı büyük ısrara boyun eğseydi, Halim acaba ne olurdu? Orada nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış olduğumu ancak bugün anlıyorum. Bedenimi ve titreyen dudaklarımı çok yakında hissettiğinde bir an için kararsız kaldığını sezdim. Fakat kendine hakim oldu ve beni yavaşça uzaklaştırdı. "Bir dakika." dedi. Kendisini neredeyse zorla kurtararak ve diğer kapıya doğru döndü. Bayan Keşal çok korktum hiç güzel olarak kaçma isteği duydum. Beni ev işlerine bakan bu yaşlı kadının karşısında gülünç düşürmek mi istiyordu? Niyeti beni alay almak mıydı? O sırada Bayan Kilicher içeri girdi. O kadına doğru dönerek "Ne kadar hoş değil mi?" dedi. "Bu genç bayan bana bütün okul adına veda etmeye ve iyi dileklerini iletmeye gelmiş. Çok incelikli değil mi?" tekrar bana döndü. "Evet," Herkese en içten teşekkürlerimi iletin lütfen. Gençliğin yanınızda olması dünyanın en güzel şeyi. Bu benim için mesleğimin en güzel yanı olmuştur her zaman. Güzelliği teşekkürle karşılayan yalnızca gençliktir. Evet bu böyle. Sevgili küçük hanım, beni çok sevindirdiniz. Bunları söylerken ellerimden tuttu. Hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Gözyaşlarım geriledi. Beni utandırmamış, horlamamıştı. Hatta ilgisini sürdürdü. Bayan Kirşehir'e dönerek, eğer bu kadar çok işimiz olmasaydı bu küçük hanımla sohbet etmeyi çok isterdim. Ama şimdi onu aşağıya kadar geçirmelisiniz bayan hoşça kalın, Hoşçakalın, hoşçakalın. Kadını yanıma katarak beni korumak, sakınmak için ne kadar özen gösterdiğini daha sonra anladım. Sonuçta bu küçük şehirde tanınan biriydim. Ünlü oyuncunun evinde tek başıma çıktığımı kötü niyetli biri görebilir ve dedikodu yayabilirdi. Bu yabancı insan benim için neyin tehlikeli olabileceğini benden daha iyi anlamıştı. Beni kendi gençliğimin cehaletinden korumuştu. 25 yıldan fazla bir zaman sonra şimdi bunun ne kadar net görüyorum. Duyduğum utanç yüzünden unutmak istediğim için yıllar ve yıllarca bütün bunları aklımdan çıkartmış olmam ne kadar tuhaf, ne kadar utanç verici sevgili arkadaşım değil mi? Bu adama hiçbir zaman içimden bir şükran duyamamışım. O öğle sonrası tüm yaşamımı, kaderimi avucumun içinde tutmuş olan adamı bir daha arayıp sormayışım ne tuhaf. Şimdi aynı adam aşağıda bira bardağının başında oturuyor. Çökmüş bir enkaz, herkesin horladığı bir dilenci ve onun aslında kim olduğundan Benden başka kimsenin haberi yok. Sadece ben biliyorum. Artık yeryüzünde onun adını hatırlayabilen tek kişi bendim. Belki de ve ona borçluydum. Şimdi borcumu ödeyebilirdim belki. Büyük bir huzur kapladı içimi birden. Artık korkmuyordum. Sadece bu yabancı insanın hayatımın çok kritik bir anında onca yüce gönüllülük göstermiş olduğunu unutarak ona böylesine haksızlık ettiğim için bir parça utanıyordum. Tekrar aşağı indim. En fazla on dakika geçmişti sanırım. Aşağıda değişen bir şey yoktu. Kağıt oynayanlar oyunlarına devam ediyor, pansiyoncu kadın bar tezgahının başında duruyor, köylüler de yorgun bakışlarla pipolarını tüttürmeye devam ediyorlardı. O da aynı şekilde. Önünde boş bira bardağıyla gözlerini yere dikmiş oturuyordu. Bu yılgın yüzün ne kadar keder yüklü olduğunu ancak şimdi görebiliyordum. Düşük göz kapaklarının altında gözleri donuk. Felçten eğrilmiş ağzı acılı ve küskündü. Öne eğik, yorgun başına destek vermek için dirseklerini masaya dayamıştı. Bu gündelik bir yorgunluk değil, hayat yorgunluğuydu. Kimse onunla konuşmuyor, kimse onu umursamıyordu. Belki de bir zamanlar kanatlarını açıp havada süzülenken, özgürlüğünü hayal ederek karanlık bir kafeste oturan, tüyleri tarazlanmış İri ve boz bir kuş gibi öylece duruyordu. Tekrar kapı açıldı. İçeriye sürüklenen adımlarla üç çiftçi girdi yine. Bira söyleyip oturacak bir yer aranarak bakındılar. İçlerinden biri ona, ''Haydi kay biraz kenara'' diye epey kaba bir şekilde söylendi. Zavallı Sturz başını kaldırıp baktı. Kendisine yöneltilen davranışlardaki kabalıktan incindiğini gördüm. Fakat kendini savunamayacak ve kavga edemeyecek kadar yorgundu ve aşağılanmıştı. Sessizce kenara kayarak boş bira bardağını da öteye sürükledi. Kadın diğerlerinden dolu bardaklarını getirdi. Onun biralara istekli, heves dolu bir bakış attığını gördüm. Fakat pansiyoncu kadın bu sessiz ricayı umursamadan geçip gitti. Sadakasını almıştı artık. Kalkıp gitmiyorsa kendi suçuydu artık kendini savunacak gücü olmadığını görüyordum. Yaşlılıkta onu kim bilir daha ne aşağılanmalar bekliyordu. İşte o an aklıma kurtarıcı bir fikir geldi. Ona gerçek anlamda yardım edemeyeceğimi biliyordum. Bu yıkılmış, ezik adamı tekrar gençleştiremezdim. Ama belki şu küçümsenmenin acısına karşı biraz destek verebilirdim. Üzerine ölümün gölgesi düşmüş bu adamın bu yitik köyde yaşayacağı son günlerin onurunu biraz olsun korumasına yardımcı olabilirdim. Yerimden kalktım ve epey dikkat çekici bir tavırla yanlarına gitmeme, şaşarak bana bakan iki çiftçinin arasına sıkışmış oturduğu masaya doğru yürüdüm. Devlet sanatçısı Sayın Sutruz'a konuşma onuruna mı sahip oluyorum? İrkildi. Sanki elektrik çarpmış gibiydi. Düşük sol göz kapağı bile titredi gözlerini bana dikti. Birisi ona buradakilerinin hiçbirinin bilmediği eski adıyla, kendisinden başka herkesin unuttuğu bir isimle hitap etmişti. Hatta hiçbir zaman olmadığı halde ona devlet sanatçısı diyerek seslenmişti. Şaşkınlığıyla ayağa kalkma gücünü bulamayacağı kadar şiddetliydi. Bakışları yavaş yavaş tedirginleşti. Belki bu da o berbat şakalardan biriydi. Doğrusu bu benim ismim, benim ismim de. Ona elimi uzattım. Ah sizi gördüğüme çok sevindim. Bu benim için büyük bir onur. Kasten yüksek sesle konuşuyordum. Çünkü şimdi niyetim ona saygınlık sağlamak için gözümü kırpmadan abartmaktı. E, gerçi sizi sahneden izleme şansına hiçbir zaman erişemedim. Ama eşim sizden o kadar çok siz etti ki liseli bir gençken sizin oyunlarınızı çok izlemiş ''İnsburg'da sanırım.'' ''Evet, İnsburg'da iki yıl kaldım.'' Yüzü birden canlandı. Onun da alay etmediğimi anlamıştı. ''Ah, sayın Struz, eşimin sizden ne kadar çok bahsettiğini, hakkınızda ne kadar çok şey duyduğumu bilemezsiniz. Yarın ona sizinle şahsen karşılaşma şansına erişmiş olduğumu yazınca kim bilir ne kadar kıskanacak beni. Size hala büyük bir hayranlık beslediğini bilmenizi isterim sizin Margus posanızı hiçbir şeyle karşılaştıramayacağını söyler. Kayınızla birlikte Max Piccolomini ve Leander yorumlarınız da onun için benzersizdir. Sonraki yıllarda da bir kez sadece sizi sahnede görmek için Leipzig'e le gittiğini biliyorum. Ama sizinle konuşma cesaretini gösterememişti. O dönemden fotoğraflarınızı hala saklar, bir gün bizi ziyaret edip ne kadar titizlikle korunduklarını görmenizi isterim. Sizin hakkınızda daha çok şeyler öğrenmek eşimi çok sevindirecektir. Belki daha sonra ona aktarabileceğim bazı şeyleri bana anlatarak bizi sevindirebilirsiniz. Eğer sizi rahatsız etmiyorsam benim masama geçmenizi rica edeceğim. Yanındaki çiftçiler başlarını kaldırıp ellerinde olmadan saygıyla kenara çekildiler. Bir şekilde tedirgin olup sıkıldıklarını fark ettim. Bu yaşlı adama şimdiye kadar dilenci muamelesi yapmış arada sırada bir bardak bira ısmarlayıp dalgalarını geçmişlerdi. Benim gibi bir yabancı ona böyle saygıyla hitap edince ilk kez, adamın belki de dışarıdaki dünyada tanınan, hatta saygı gören biri olabileceğinin kuşkusuna kapılıp huzursuz olmuşlardı. Onunla konuşurken büyük bir hayranlık göstergesi olarak, kasıtlı olarak kullandığım alçak gönüllü tavır etkisini göstermeye başlamıştı. ''Eee hadi gitsene.'' diye yanındaki çiftçi onu itekledi. Rüyandan uyanan biri gibi sallanarak ayağa kalktı. Elbette memnuniyetle, memnuniyetle diye tutuk tutuk konuştu. Heyecanı bastırmak için çaba gösterdiği ne fark ettim. Bu yaşlı oyuncu ne kadar şaşırdığını diğerlerine hissettirmemek bu tür davetlerle ve hayranlık gösterileriyle karşılaşmak onun için alışılmış, sıradan bir şeymiş gibi davranabilmek için kendisiyle mücadele ediyordu. Tiyatro yıllarından kalma vakur ve ağır adımlarla masama yaklaştı. Yüksek sesle sipariş verdim. Bir şişe şarap lütfen, sayın devlet sanatçısının onuruna en iyisi olsun. Kağıt oynayanlar da başlarını kaldırıp baktılar ve fısıldaşmaya başladılar. Şu Sturzanteler bir devlet sanatçısı, ünlü bir adam mıydı yani? Büyük kentten gelen yabancı ona bu kadar saygı gösteriyorsa önemli biri olmalıydı. Ve yaşlı pansiyoncu kadın da şarap bardağını eskisinden çok daha farklı, çok daha saygı dolu bir jestle önüne bıraktı. Ardından onun içinde, benim içinde olan dışı bir sohbet başladı. Sanki eşimden duymuş gibi yaparak ona hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Düştüğü şaşkınlıktan oynadığı her rolü eleştirmenlerin hakkında yazdıkları her satırı bilmeme inanamıyordu. Ünlü Moise'nin konuk sanatçı olarak rol aldığı bir oyundan sonra alkışlara karşılık vermek için sahneye tek başına çıkmayı reddedişinden ve onun da beraberinde sürüklendikten sonra kardeşçe bir sam samimiyet ifadesi olarak sen diye hitap edişinden söz ettiğimde hala rüyadaymış gibi şaşkınlıkta. Ah dedi. Demek bunu da biliyorsunuz. Çoktan unutulduğuna ve artık gömülmüş olduğuna inanmıştı. Şimdi bir el uzanmış, tabudunu tıklatarak onu dışarı çıkarıyor ve aslında hiç sahip olmadığı bir ün yanılsaması yaratıyordu. Yürek her zaman kendini kandırmaya eğilimli olduğundan o da ününün yaygınına inanıp kuşkuyu bıraktı. Demek bunu da biliyorsunuz. Ben bile unutmuştum diye kekeleyip duruyordu. Ne kadar etkilendiğini belli etmemek için kendini zorladığının farkındaydım. 2 üç kez büyük kirli mendilini cebinden çıkarıp burnunu silmek için arkasını döndü. Ama aslında yaptığı buruşuk yanaklarından süzülen gözyaşlarını çabucak silmekti. Bunu fark ettiğimde onun mutlu edebilmek için bu yaşlı ve hasta adam ölmeden önce kendini bir kez daha mutlu hissettiği için yüreğim ferahladı. Böylece bir tür esrime içinde saat 11'e kadar birlikte oturduk. Sonra jandarma subayı sessizce yanımıza yaklaşıp saygılı bir biçimde kapanış saatinin geldiğini hatırlattı. Yaşlı adamın korktuğu görülüyordu. Gökten düşen bu mucizenin sonu gelmişti. Kendisiyle ilgili anlatılanları dinlemek, hayal kurmak için daha saatlerce orada otur oturabilirdi. Fakat bu uyarı benim içimi rahatlatmıştı. Çünkü sonunda gerçek durumu tahmin etmesinden korkuyordum. Hemen diğerlerine dönerek o halde beylerin nezaket gösterip Bay Struz'a evine kadar eşlik edeceklerini umut ediyorum dedim. Hepsi tek ağızdan konuşurcasına büyük bir memnuniyetle diyerek cevap verdiler. İçlerinden biri yıpranmış şapkasını saygıyla aldı. Diğeri kalkmasına yardım etti. Ve ben o andan itibaren artık onunla alay etmeyeceklerini ve bir zamanlar gençliğimizin mutluluğu ve sancısı olmuş bu yaşlı adamın bir daha canını yakmayacaklarını biliyordum. Ancak son vedalaşma anında güçlükle koruduğu duruşu çözüldü. Duyguları baskın çıktı ve artık kendini tutamadı. Yorgun gözlerinden iri damlalar dökülmeye başladı. Elimi sıkarken parmakları titriyordu. Ah hanımefendi ne kadar, ne kadar iyisiniz dedi. Lütfen eşinize selamımı iletin ve ihtiyar Sutruz'un hala hayatta olduğunu söyleyin. Bir gün tekrar sahneye dönebilirim belki. Kim bilir, kim bilir. Belki tekrar sağlığıma kavuşurum. İki yanında adamlar ona destek veriyordu. Ama Sutruz neredeyse dimdik yürüdü. Tekrar gurur duyulabilmek bu kırgın adamın sırtını yeniden dikleştirmişti. Sesinde daha başka, daha gururlu bir tını hissettim. Onu yaşamımın başlangıcında bana yar yardım etmiş olması gibi ben de ona sonunda yardım etmiştim. Borcumu ödemiştim. Ertesi sabah pansiyoncu kadından özür dileyerek daha fazla kalamayacağımı bildirdim. Dağ havası bana fazla sert gelmişti. Zavallı ihtiyara bundan sonra tek bir bira yerine İstediğinde ikincisini, üçüncüsünü vermesi için para bırakmak istedim. Fakat daha köylülerinin gururu karşıma dikildi. Hayır, bunu kendisi zaten yapacaktı. Onların, Sturzan Tallerin böyle büyük bir adam olduğundan haberi yoktu. Bu bütün köy için bir onurdu. Muhtar, ona bundan böyle bir aylık bağlanması için bir düzenleme yapmıştı bile. Kendisi de herkesin ona iyi davranmasına dikkat edecekti. Bu durumda Struzun sadece bir mektup bırakabildim. Bir akşamını benimle geçirdiği için coşkulu bir teşekkür mektubu. Onu yaşadığı sürece binlerce kez okuyacağını biliyordum. O sahte şöhret düşkünü sonuna kadar görmeyi sürdürecekti. Tatilimi bu kadar kısa kesmeme kocam şaşırmıştı. Bu iki günlük yolculuktan sonra öylesine tazelenmiş ve neşeli görünmemse onu daha da büyük bir hayrete düşürmüştü. Bunun mucize bir kür olduğunu söyledi. Oysa ben mucizevi bir şey göremiyordum. İnsana mutluluk kadar sağlık katan bir şey yoktur ve en büyük mutluluk da bir başka insanı mutlu etmektir. Evet. Böylece sana da genç kızlık günlerimizden kalma bir borcu ödemiş oldum. Şimdi Peter Struzumuzla ilgili her şeyi ve benim eskiye ait son sırrımı da öğrenmiş oldun sevgili kardeşim. Arkadaşın Margaret.